Okay, yeter artık. Fucking toplardan konuşmak ya. Biraz da kızlardan konuşalım. You know what I mean? Rap time. Yes, I know. Ya biz ne güzel keyfimize bakarız da aralar bizim keyfimizi bozsun domatesliler. You know what I mean? Sulu domates götler. Biz isterik kızlar ama we wanna talk about not the batty from Fred. We wanna talk about the sweetness between the leg. The girls. Alright. Gelelim konumuza. Arkadaşlar, bunu isterim deyim size, tamam mı? Daha önce buna benzeyen videolar yaptım ama birazcık daha detaylı isterim. Söyleyeyim size. İsterim tecrübeleri paylaşayım. Okay. Şimdi güzel kızlar çirkin veya normal orta seviye kızlardan tavlamak daha kolaydır. Diyeceğim bana ne? Yemin billah. Yemin billah. Bak bak. Yemin billah diyorum size. Alright. Okay. Şimdi ben evliyim ama evlenmeden önce bu şehrin içinde bayağı yaşadık ben. So, you know what I mean? Paylaşalım biraz tecrübeleri. Şimdi bile şu lockdown vardı da PT yapamıyorum. Sadece bu işi yapıyorum şimdi. Şimdi bile diyebilirim size ki okay, şimdi bak. Çok kızlar gelir otobüse, değil mi? Ve çok kızlar paslarını gösteriyorlar. En basit örnek göstereceğim size. Vücut dili çok önemlidir arkadaşlar. Vücut dil inanılmaz önemlidir. Yani insanları analiz yaparken her şeyine bakacaksın. Vücut dilini, gözlerini vesaire. Şimdi çirkin ve orta seviye kız pasını verince de geçer. Tamam mı? Pasını yapar. Tamam mı? Suratına bile bakmaz. Sanki öyle çevirir suratını, utanıyor kendisinden gibisinden. Çevirir suratını ve gidiyor geriye. Tamam, gidiyor oturuyor. Güzel kız, bak bak bak, güzel kız. Eğer gerçekten güzelse, çok güzelse kendinden emindir. Tamam mı? Her zaman ve her zaman, tamam mı? Yürürken lan bir bakıyor. Böyle böyle. Mesela ben geldi ya kız, verdi pasta. Ben de yaptım böyle. Teşekkür ederim. O kız da yapıyor böyle. Sonra da tam yürüyor. Bir bakıyor. Bir bakıyor, sen bakıyorsan ona. Bir bakıyor, sen bakıyorsan ona. Sen bakıyorsun. Hafif gülümsüyor. Kız kendinden emindir. Kız kendinden emindir. Ve kız rahattır. Ve bu kıza konuşulabilir. Bu kıza haddini, hatırını sorabilirsin. Şimdi kız rahattır, relaxtır. Problem nedir? Problem normal kişiler. Okay, ben dahil, alright. Ama şimdi alfa ile beta'nın farkını anlatacağım size. Normal kişiler güzel kız görünce biraz heyecanlanır. Okay, biraz heyecanlanır, alright. Ve bizi engelleyen budur. Bu yüzden biz orta seviye kızlara gidiyoruz çünkü kendimizi daha rahat hissediyoruz. Yani onları daha fazla önem göstermiyorum, tatmin edelim, o öyle yapalım, böyle yapalım. Yani şimdi bizim için özel bir şey değil ama güzel kız, mesela ilk gece bir güzel kızından heyecandan şeyden belki erken bile boşalırsın ve sıçarsın ve ta ki alışasın da o heyecan gitsin, kız seni bırakmış olabilir. Ya der ya, bu yatakta yaramıyor, bu yatakta yaramıyor, bu çok erken boşalıyor. Ve tam sen kendini toparlıyorsun, tam o heyecanı yeniyorsun ve başlıyorsun, alışasın ve rahat cinsel ilişki yapasın, kız bla gitti. So, özgüven ve kendi heyecanını kontrol etmek inanılmaz mühim bir şeydi. Şimdi alfalarından betaların farkı da budur. Yani zaten beta challenge sevmiyor, zorluk sevmiyor, o yüzden uğraşmıyor güzel kızınan.
Güzel kız, bekar kız, çocuk çocuk olmayan kız. Zor alınacak bir kız. Beta onun kendini zahmet etmez çünkü özgüveni yok o kızı alacak. Alfa kafaya takar ve kendine güvenerek alır. Ve daha önce videolarda ne dedim? Kızlar için en büyük seksilik özgüvendir bir erkeğe. Kesin %100. Kesin yüzde... Tamam. Özgüvenim var ama param yok. Ya şimdi bir insanın biraz parası olacak. Yani sen statüsünden yüksek bir kıza bakıyorsun. Senin de statüsünü yükseltmek gerekiyor. Tamam mı? Yani paran yoksa, statüsün yoksa para kazanman lazımdır. Sen bir güzel kıza yani bir şeyin yok mu veresin kendine? Tamam mı? Yani normal çapaçulli bir kadın istersen basit tamam ama biz red pill'de adamın statüsünü de yükseltmektir. Bizim red pill'in amacımız da odur. Şimdi alfalar yükselir. Alfalar yükselir. Çünkü alfadır. Yeri yukarıda zaten. Sigmalar da aynı. Sigma. Sigmaların da aynı. Aynı mentalite, aynı benzeyen şey. Ama sigmalar biraz farklı. Başka bir video için sigmaları anlatacağım. Zaten Londra'da yavaş yavaş sigmaya doğru dönüyorum ben bunun içinde. Tamam mı? Ama bu iş böyle arkadaşlar. Bu iş gerçekten bir yani o cesaretini yenebilirsen gerçekten güzel kızlar daha kolaydır çirkin kızlar. Çünkü çirkin kızlar çok afra tafra yapıyorlar. Çok afra tafra yapıyorlar ve kendini neden daha çok ağır sapmadan yaparlar? Çünkü kendilerini sevmiyorlar. Ve düşünürler ki ya bu adam sadece becerecek ve kaçacak. Ama güzel kız biliyorlar ki adam aşık olabilir o kıza. Ama çirkin kıza kim aşık olacak ki? O yüzden çirkin kızlara bazen acıyorum çünkü biraz afra tafra yapıyorlar. Ama ondan sonra feministlik vurganlarına ve başlarlar adamlara saldırsın. Ve bakarsanız bak. Eğer bakarsanız feministlerin birçoğu çirkindir. Yemin billah çirkindir. Ya erkeğe benzerler ya saçları kesik ya ne bileyim ben ne ya şişmandır ya yani kız feministler çoğu maymuna benzer. Bu yüzden adamlardan gıcık kapıyorlar. Bu ezik kızlardan. Siz o ezik kızları alma. Siz lady alınız. Lady. Benim red pill amacım yapmak. Millet sana diyor ki benim amacım red pill yapınca diğer red pillciler gibi play the game. Yani al kızı becer at. Al kızı becer at. Al kızı becer at. Na. Yani farklı. Şimdi evli red pill adam vardır. Bekar red pill adam vardır. İki farklı red pill. Ben evli red pill adamım. Ve evli red pill adam için tamam mı? Çok en önemlisi nedir? Karıyı seçmektir. Ve karıyı seçmek nedir? İlk öyle zannettiğin aşık kızı almıyorsun. Deneye karakterlere bakıyorsan uyarsa. Çünkü ben diyelim ki lisede bir kız beğendim tamam mı ve karakterimiz uymaz ama ailelerimiz bizi kıstırdı ve zorla evlendirdi de mutsuz olduk. Ama ki karakterler uymaz. You know? Na. Doğruyu seçmek ve seçeceksin ve genler de iyi olsun. Amen. That's the way it is, baby. That's the... Bir hikayecik daha anlatayım size. Alright. Şimdi... I just open this fucking light. Fuck the light. Bir zamanlar lüks klaba gittiydim. 20 yıl önce. O zamanlarda güvenlik de yapıyordum kapılarda. Okay. Ve o gece çalışmazdım. Bir kız çıkarttım klaba. Getirdim klaba. Tamam mı? Kız da güzeldi. Okay. Yanında da bir melez kız vardı. O da güzeldi. Dedim ben kendimi kral gibi hissediyorum burada. Gittik China White'a.
China White'da baktım sıra vardı. Büyük bir sıra vardır ama güvenlikle tanıdığı için beni orada direkt sırayı geçtim, gittim önde aldım kızları yerim gittim. Bir baktım sıraya bakıyorum bir sürü. Sanki cennet derler ya, huriler, nuriler, neyler, fucking. Yanımdaki kıza hazır deyim. Ya man, yüzünü ört man. Bir şey giy, kafanı ört. Hazır onu deyin ne? Çünkü fucking oğlum, sen bunların yanında fucking maymuna benzersin. Utandım. Gururla yürüdüm oraya. Ondan sonra utandım. Ve ondan sonra gittim klubun içine. Tamam mı? Ve klubun içinde de zaten arkadaşımın masası vardı. Oturduk masaya. Masada da arkadaşımın etrafında ona güzel manken kızlar geliyordu. Ben de öyle orta seviye bir kızla. Yani zannettim kız güzeldi. You know what I mean? Ama o klub için değildi man. Fuck you know. Dedim ya bir daha ben öyle yapmam ben. Bir daha bundan sonra şeyi statüsü lazım yükseltelim. You know what I mean? Birazcık fucking çalışmak lazım. Yükseltmek lazım. Böyle olmaz. Yeah, yeah. Neden anlattım sana onu bilmiyorum ama işte. Yeah bro. Aim high. Her zaman yükseğe. Her zaman yükseğe. Hedeflerinizi yüksek koyunuz ya. Hedefleri yüksek koyunuz. Hiçbir zaman düşük sınıf koymayınız. Kendinize daha çok değer veriniz. Yani çünkü onlar size kendinize devirmezseniz onlar da size değer vermeyecek man. Stupid bitches. You know what I mean? Take the motherfucking red pill. Peace out. Much love.